Merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk yardımın 5. konusu olan solunum yolu tıkanıklığını anlatacağım. Solunum yolu tıkanıklığı, yetişkinlerde soluk borusunda tıkanma, çoğunlukla yemek sırasında yutulmakta olan lokmalardan kaynaklanmaktadır. 1-3 yaş arasındaki küçük çocuklarda bozuk para, düğme, bilye, küçük oyuncak parçaları ve benzeri cisimler de soluk borusuna kaçabilir. Vücudun verdiği savunma yanıtı genellikle öksürüktür. Solunum yolu kısmen tıkanması. Kısmen tıkanma belirtileri. Bunlar genellikle kişi öksürebilir, zorlukla konuşabilir, nefes alabilir. Kişi öksürmeye teşvik edilerek yakından izlenmeli ve yalnız bırakılmamalıdır. Kişinin bulunduğu pozisyonu korunmalıdır. Çünkü yabancı cisim derine kayarak tam tıkanmaya neden olabilir. Kısmi tıkanmış olan ve öksüren bir yetişkinin sırtına asla vurulmaz. Bu genellikle yanlış yapılan bir uygulama. Öksüren kişilerin sırtına vuruluyor. Ama bu çok yanlış bir uygulama. Kesinlikle öksüren birisinin sırtına vurmuyoruz. Solunum yolu tam tıkanmışsa, tam tıkanma belirtileri, kişi ellerini boğazına götürür, yüz ve dudaklar morarır, tıkanma giderilmezse beyine yeterince oksijen gitmemesi nedeniyle bilinç kaybolur. Bakın, kişi burada uluslararası boğulma işaretini yapmış, ellerini boynuna götürmüş. Tam tıkanma durumunda hemen sırta iki kürek kemiği arasına vurulur ve karın basısı Hemlik manevrası uygulamaya başlanır. Hemlik manevrasının amacı diyaframın kuvvetli basılarak akciğerleri sıkıştırmasıdır. Böylece akciğerlerde kalan artık hava dışarı çıkarak yabancı cisimde yukarıya doğru itilecektir. Solunum yolu tıkanıklarını önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Yemekler küçük lokma halinde ve iyice çiğnenerek yenmelidir. Ağızda yiyecek varken konuşulmamalıdır. Küçük cisimler ya da küçük parçalara ayrılabilen oyuncaklar çocukların erişebileceği yerde bırakılmamalıdır. Bebeklerin her emzirmeden sonra dik tutularak gazının çıkarılması sağlanmalıdır. Dik tutmadığımız zaman bebeğin midesindeki süt akciğerlerine kaçabilir, yani bebek aspire edebilir. Yetişkinlerde karına bası Hemlik manevrası. Kendimiz ve hasta ya da yaralının güvenliğinden emin olunur. Yani ne yapıyoruz? Olay yeri güvenliğini sağlıyoruz. Kendi güvenliğimizi ve hastanın, kazazedenin güvenliğini sağlıyoruz. Hasta ya da yaralının omuzlarına hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorularak bilinç kontrol edilir. Hasta ya da yaralının yaşamsal bulguları kontrol edilir. Bilinç yerinde ise ilk olarak sırta iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Bakın, şekilde görüldüğü gibi 5 kez sırta vuruyoruz. Eğer bu şekilde hava yolu tıkanıklığı açılmadıysa sonrasında karına bası yapmamız gerekiyor. Yani Hemlik manevrası. Hasta ya da yaralının oturur ya da ayakta pozisyondayken arkasında durulur. Bakın şu şekilde. Arkasından sarılarak gövdesi kavranır. Bir el yumruk yapılarak hasta ya da yaralının göğüs kemiğinin altına yerleştirilir. Bakın bu şekilde. Karın üst bölgesine yerleştirilen el, diğer el ile kavranıp kuvvetlice midenin üst bölgesine arkaya ve yukarı doğru 5 kez basınç uygulanır. Bu şekilde Hemlik manevrasını uyguluyoruz. Sırta vurma ve karın basısına yabancı cisim çıkana kadar devam edilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Kişinin bilinci kapanırsa temel yaşam desteği uygulanır. Bakın, önce 5 kez sırta vuruyoruz. Sonrasında da 5 kez karına bası yapıyoruz.
Eğer yanımızda yardım edecek kimse yok ise, tam tıkanma durumunda sandalye ve benzeri ile karın üst bölgesine bası uygulanarak tıkanıklık açılmaya çalışılır. Burada eğer biz kendimiz hava yolu tıkanıklığı yaşıyorsak, tam tıkanma varsa ne yapabiliriz? Bir sandalyenin köşesine, karnımızın sifoid çıkıntısına bası uygulayarak hava yolu tıkanıklığımızı açabiliriz. Çocuklarda karın basısı yani Hemlik manevrası uygulama tekniği kendimiz ve hasta yaralının güvenliğinden emin oluruz. Hasta ya da yaralının omuzlarına hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorularak bilinç kontrol edilir. Çocuklarda karın basısı uygulama tekniği hastanın bilinci yerinde ise hasta ya da yaralının sırtına iki kürek kemiği arasına gövdeyi yere hafifçe eğerek kuvvetlice 5 kez, 5-7 kez vurulur. Ama genellikle bu 5 olarak geçer. Yabancı cisim çıkıp çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir. Tıkanma devam ediyorsa hasta ya da yaralının arkasına geçerek kucaklanır ve ellerinden biri yumruk yapılarak göğüs kemiğinin altına, midenin üst kısmına yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır, diyaframı uyararak kısılmasını sağlamak için karın üst bölgesine yerleştirilen eller aynı anda içe ve yukarı doğru bastırılır. Sırta vurma ve karına bası cisim ağızdan çıkana kadar 5'er kez tekrarlanır. Burada yine dikkat edilmesi gereken Hemlik manevrası ya da karın basısı şişman kişilerde etkili değildir ve gebelerde bebeğe zarar vereceğinden önerilmemektedir. Hasta ya da yaralı bilincini kaybederse derhal temel yaşam desteği yapmamız gerekiyor. Bebeklerde Hemlik manevrası uygulama tekniğine baktığımızda yine öncelikle kendi güvenliğimizi ve hasta yaralının güvenliğinden emin olmamız gerekir. Hasta ya da yaralının ayak tabanlarına hafifçe dokunarak bilinç kontrol edilir. Hasta ya da yaralının yaşamsal bulguları kontrol edilir. Biz bebeklerde bilinci nasıl kontrol ediyorduk? Ayaklarına hafifçe vurarak değil mi? O zaman bebekte bir yaşam belirtisi, işte gözlerini açma, ağlama gibi belirtilere dikkat ediyorduk. Yaşamsal bulgularını yine kontrol ediyoruz. Bunlar nedir? Kişinin bizim solunumu var mı, dolaşımı var mı, nefes alıyor mu diye değil mi? Bunlar özellikle çok önemli. Bebeğin bilinci yerinde ise bebek ilk yardımcının bir kolu üzerine yüzük oyun olarak yatırılır. Bebeğin boynu desteklenerek dikkatli bir şekilde başı öne eğilir. Şekilde görüldüğü gibi bakın. Bir dizimizin üzerine ne yapıyoruz? Böyle kolumuzun üzerine yatırıyoruz. Başı gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur. El bileğinin iç kısmıyla iki kürek kemiği arasına çok hafif olmayacak şekilde 5 kez vurulur. Bebeğin başı elle kavranarak diğer kol üzerine sırt üstü çevrilir. Yabancı cismin çıkıp çıkmadığı ağız içinden kontrol edilir. Eğer bir yabancı cisim varsa, görünen bir yabancı cisim varsa işaret ve baş parmağımız aracılığıyla bunu bebeğin ağzından almalıyız. Eğer yabancı cisim çıkmadıysa bebeğin başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde tutulur. İlk olarak ne yaptık? Bebeği böyle yüzük oyun yatırdık, 5 kez sırtına vurduk. Yabancı cisim çıkmadıysa ağız içerisini kontrol ettik. Eğer yabancı cisim çıkmadıysa bu defa ne yapıyoruz? Karına bası uygulamasını yapıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Göğüs kemiği alt kısmından karın üst kısmına iki parmakla 5 kez bası uygulanır. Yabancı cisim çıkana kadar her iki işlemi 5'er kez sırayla devam edilir. Tıbbi yardım istenir. Bilinç kaybı olduysa temel yaşam desteği uygulanır. Benim bugün hava yolu tıkanıklığı ve hava yolu tıkanıklığını
açma teknikleriyle alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için